Herkese merhaba arkadaşlar. Bil bakalım yarışmamız başlıyor. Sorduğumuz sorulara kim doğru cevap verirse hediyeler vereceğiz. Bakalım kimler neleri bilecek. Hadi bakalım. Bil bakalım. Bil bakalım abicim. Bir depo benzin kaç paraya doluyor? Vallahi hayatımda en çok merak ettiğim şey de buydu zaten. Niye abi? Fiyatlar sürekli değişip yükseldiği için mi? Yok, ben sürekli 50 TL'lik aldığım için depoyu doldurmak bir türlü nasip olmadı. Anladım abicim. Maalesef bir şey kazanamadınız. Bu zamana kadar ne kazandık ki? Şimdi kazanalım. Abicim bil bakalım. Dış güçler denilince aklınıza ne geliyor? Almanya. Ne alaka ya? Ne demek ne alakası var kardeşim ya? Sürekli bizi kıskanıyor ya. Duymadın mı cahil? Valla cahilime ver. Bilemedin. Ne demek bilemedin kardeşim ya? Hiç mi malum kanalı izlemiyorsun? Orada memleket uçuyor. Anladım abicim. Belli ki seni de burada uçuruyorlarmış. Tamam o zaman kardeşim. Başka bir soru sor sen de. Peki başka bir soru daha sorayım. Akşam evine eli kolu dolu giden birisi nasıl karşılanır sizce? Ne bileyim kardeşim ben. Daha elim dolu eve gitmedim ki ben. He, malum kanalda görüyoruz da daha bana nasip olmadı. Anladım abicim. Ne yazık ki bizden bir şey kazanamadınız. Ha, inşallah bir gün malum kanal gelir de size bir şeyler verir. Hadi görüşürüz. Ulan bunlar buradan geçti de. Acaba malum kanalda buradan geçip bizi görür mü? Bil bakalım. Çok zengin olsaydın ilk ne yapardın? En saf olan borcumu öderdim. Kredi borçlarımı öderdim. Anladım abicim. Sonra? Benim için sonrası yok. Ama borçsuz hayat nasıl olur onu da bilmiyorum. Anladım abi. O zaman maalesef bizden bir şey kazanamadınız. Sağlık olsun. Ne zaman kazandık ki? Bil bakalım yarışmasına katılmak ister misiniz? İyi. Katılalım bakalım. Harika. Eğer sorulara doğru cevap verirseniz size hediye vereceğiz. Hepsi çantada, merak etmeyin. Bil bakalım, ejder meyvesi ne demektir? Ha, o ateş püskürten ejder yağı var ya, onun küçük yavrusudur. Maalesef püskürten şey yani bilemediniz. Ya bir soru daha sorsana ya. İyi hadi öyle olsun bakalım. Bir soru daha sorayım. Aylık 105 bin TL alsaydınız ilk ne yapardınız? Ya kardeşim ben aylık asgari ücretten fazlasını görmedim ki, ben nereden bileyim? Anlıyorum abicim, ne yazık ki bizden bir şey kazanamadınız. Geçmiş olsun. Tüh be, akşama kadar iş aradım. Bu da mı gol değil be? Bil bakalım, insan için en önemli protein nedir? Kuru ekmek. Ne alaka abi? Nasıl ne alaka? Kuru ekmekten başka alacak gücümüz mü var? Aslında sorunun cevabı et olacaktı ama... Sabahtan akşama kadar kuyruğa girip kuru ekmek alamıyoruz. Eti nasıl alacağız? Bil bakalım abicim, zengin olsaydın ilk... Ne yapardınız? Ben zaten zenginim kardeşim. Şu taktığım gözlük tablacıdan 15 TL'ye almadın mı? Adamı dövüyorlar üstünde bir de. Bizim gönlümüz zengin kardeşim. Anladım abicim. Maalesef sizi tatmin edecek bir hediye yok bizde. Bizim de hediyeye ihtiyacımız yok zaten kardeşim. Olay bu. Anlatabildik mi? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorduğumuz sorulara kimse doğru cevap veremedi. Aslında bilmediklerinden dolayı değil. Biliyorlar ama yaşamadıkları için doğal olarak bilemiyorlar. Durumları mı var? Ekonomik kriz aldı başını gidiyor. Görüşmek üzere.